Osmanlı müesses nizamı kendi müesses nizamına uymayan, halkla hakikat, adalet, eşitlik bağlamında ilişki kuran, halka hizmet eden mürşit, dergah, tekkeleri önce diyaloğa, önce işbirliğine davet eder. Diyalog elbette ki olur. Fakat işbirliği olmayınca bu sefer dergahlarını, tekkelerini yıkar, mürşitlerini de idam ederdi. Bugün de karşı karşıya olduğumuz şey, zaten bugün de mevcut hükümet kendisine neo Osmanlıcı, yeni Osmanlıcı olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla şu hakikati söylüyoruz. Burada bu makamı yapan, burada hizmeten Pir Hüsameddin Ankaravi Kanuni Süleyman tarafından idam edildi. Şimdi buradaki makamı da AKP tarafından, onun ardılları tarafından tahrip ediliyor. Restorasyon adı altında başkalaştırılıyor. Bir tür yok etme, bir tür asimilasyon var burada. Şimdi onlar Osmanlı'nın ardılı olarak yapıyor. Ben de Pir Hüsameddin Ankaravi'nin ardılı, hakkın, adaletin, hakikatin hizmetkarı olarak bu hakikati ifade etmek zorundayım. Onun için şöyle dememek lazım. Gündem çok ağır. Çeteler var, pandemi var, pahalılık var, yoksulluk var, işsizlik var. Evet, onun bir parçası olarak da AKP'nin burada yaptığı münafıklık var. Melamilerin üç temel unsuru var. Bir, riyakar olmayacaksın. İki, hakikati savunacaksın. Üç, münafıklık yapmayacaksın. Şimdi burada riyakarlık var, burada hakikate zulüm var, hakikate tecavüz var ve burada münafıklık var. Bunu belirtmek, bunu tarihinde belgeleriyle birlikte yerinde ifade etmek için bu belgesel tespiti yapmak durumundaydık. Şimdi yol inancında, yani isim olarak, tarikat olarak melamiler denir bunlara. Hani Nesimi'nin ben melamet hırkasını kendim giydim eynime, arı namus şişesini taşa çaldım kimene dediği melamiler. Bu melamiler devlet varmış, hükümdar varmış, hükümdar vergi istiyormuş, hükümdar asker istiyormuş, buna bakmazlar. Bunlar neye bakarlar? Halka, yoksula, hizmete, pay etmeye, eşitliğe, adalete bakarlar. Dolayısıyla müesses nizamı dikkate almayıp da halka, adalete, eşitliğe baktığı zaman müesses nizam, ben hükümdarım, bana vergi vereceksin. Şimdi bu bulunduğumuz yerde etrafına bir küçük duvar çevrilmiş ama burası dergah idiyse elbette buranın bir de interlandı vardı. Buranın bir geçimi vardı. Muhtemelen çok büyük olasılıkla bu topraklar dergaha aitti. Ve bu dergahtaki dervişler hem hizmet yapıyor, kendi ihtiyacını gideriyor, ekip biçiyor, hem de burada eğitim yapıyorlardı, eğitim görüyorlardı. Hemen şurada görüyoruz, bakın çeşme var. Dergah su ihtiyacını nereden karşılayacak? Bu çeşme çok büyük olasılıkla dergahın ilk yapıldığı zamandan kalma ve hala faal, hala su akıyor. Dolayısıyla dergahı kurarken dergahın bulunduğu yerde su ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı, tarım ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı, bunların hepsi, insanlarla iletişim ihtiyacı, bunların hepsi dikkate alınarak seçiliyordu. Hacı Bektaş dergahına gidin, başka dergahlara gidin. Bu ayrıntıları çok bariz bir şekilde göreceksiniz. Şimdi biz 3 yıl önce buraya geldik. Bakınız şu beyaz yer var ya, üst tarafı. Üst tarafı yıkılıydı. Çatır falan yoktu. Yıkılmıştı. Altı da tamamen hazine arayıcıları tarafından kazılmış, sökülmüş. Hazine arıyorlar. Ne hazinesi arıyorlarsa. Bakın şimdi her makamın burasında, alınlığında o makamın kitabesi olur. O makamın tarihini, makamı kimin yaptığını, kimin hizmet ettiğini anlatan bir kitabe olur. Bakın kitabe yok, yeri boş, sökülmüş, kitabe nereye gitmiş? Bu bir saygısızlıktır. Bu bir hakarettir, bu bir saldırıdır, bu bir münafıklıktır. Tekrar söylüyorum, Pir Hüsameddin Ankaravi kanuni güçlerince tutuklanıp Ankara Kalesi'nde idam edilmiş. Burası onun dergahıdır, burası onun makamıdır. Kendisi de yan tarafta küçük bir türbe yapılıp, makam yapılıp oraya sırlanmış idi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Restorasyon adı altında
türbeyi sökmüş, altına beton dökmüş, mezar taşlarını dışarı atmış. Böylesine bir saygısızlık, böylesine bir riyakarlık, böylesine bir münafıklık var.